Evet, merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Sınav öncesi son prova. Arkadaşlar, sınava giren arkadaşlarımız da olmuş. Az önce çok güzel dönütler aldık. 80'ler, 90'lar, 98'ler havada uçuyor. Ne güzel, yani gururlandık gerçekten. Tabii ki sizler de bugünkü yayını izledikten sonra eminim ki siz de 90-100 alacaksınız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Nerelerden katıldıklarımızı da yazalım. Tabii ki hızlı bir şekilde YouTube Nedim Şeker Akademi ve Ehliyet Alıyorum kanalına abone olup Instagram Nedim Şeker Akademi'den bizleri takip edebilirsiniz. Hem konuları hem de soruları çözüp 90-100 alabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü yayınımız çok çok önemli. Çok önemli sorular size için hazırladık. Evet arkadaşlar, 08 Ağustos 7'sinde bir arkadaşımızın gönderdiği mesajı okuyoruz sizlerle. Songül Yaprak Hocam, sınavdan sayenizde 98 ile geçtim. Ne kadar teşekkür etsem azdır demiş. Ehliyet alıyorum. Mükemmel. Tebrikler. Direksiyon sınavında başarılar dileriz. Harika arkadaşlar. Bakın, sizlerin de bu şekilde mesajlarını mutlaka bekliyoruz sınavdan sonra. Sınavı geçtikten sonra mutlaka mesaj atın ki arkadaşlar, canlı yayınlarımızda isimlerinizi okuyalım, değil mi? Evet, hemen başlıyoruz. İlk sorularımız arkadaşlar ilk yardımdan geliyor. İlk yardımdan. Evet, hoş geldin Melek. Mutlaka arkadaşlar şöyle yapalım. Mutlaka sorulara cevap verin. Doğru ya da yanlış hiç önemli değil. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? Koruma, bildirme, kurtarma, tedavi etme. İlk yardım, motor ve trafik adabı şeklinde çözeceğiz sorularımızı arkadaşlar. Sizlere mutlaka çıkacak sorular. Onun için hiç önemli değil. Mutlaka ilk aklınızdan geçen cevabı yazalım, değil mi? Cevabı yazalım. Birinci sorumuz hemen geldi bakın hangisidir? Bu soruyu genelde yanlış yapan arkadaşlarımız var. Ama burada cevap Adana seçeneği diyorsunuz. Bakalım. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sınav sorusu. Tüm hem SRC'lerde hem ehliyette hem de özel güvenlikte çıkan bir sınav sorusudur. Hemen geçelim ikiye. Hızlı çözelim sorularımızı. Yukarıdaki soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama hangisidir? A. İlaçla tedavi. B. Hasar tespiti. C. Temel yaşam desteği. Olay yeri değerlendirilmesi. Evet, olay yeri değerlendirilmesi şeklinde. Bize bakın buradaki 112'yi ara. İki el üst üste bakın. 112 ambulans geliyor ve hastane acil servisinde nedir, hasta yaralıya müdahale ediliyor. Hayat kurtarma zinciri halkalarının ikinci sıralaması hangisidir? Arkadaşlar Ahmet Yasin hoş geldin. Başarılar. Cevap nedir? Cevabımız Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Harika gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar harika gidiyorsunuz. Cevabımız temel yaşam desteği diyorsunuz ve Ceyhan seçeneği. Hemen 3'e geçelim. Üçüncü sorumuz yine ilk yardımdan geliyor. Bakın ilk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A. Kanamanın durdurulması. B. Dolaşımın değerlendirilmesi. C. Solunum yolunun değerlendirilmesi. D. Hava yolunun açıklığının değerlendirilmesi. Evet Gökhan, hoş geldin Gökhan. Evet, hemen geçelim. Kaçıncı sorumuzdu? Üçüncü sorunun
Doğru cevabı B, neyi ifade eder? A, B, C değil mi? A, B, C. Dersleri anlatırken A'nın neyi oluyordu arkadaşlar? A, hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. B nedir? Solunumun değerlendirilmesi. C de dolaşımın değerlendirilmesidir. Burada sizin de belirttiğiniz gibi Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Tebrikler. Hemen geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir? A. Şokun önlenmesi. B. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi. C. Acil yardım istenmesi. D. Kanamanın durdurulması. İlk yardımın hedeflerinden biri değil. Yani siz bir ilk yardımcı olarak hasta yaralının yanında bulunduğunuzda hangisi hedef değildir diyor bakın. Hangisi değildir? Daha önce atmış olduğumuz sınav sorularını da çözün arkadaşlar. İlk yardımdan ayrı, trafikten ayrı, motordan ayrı sorular attık kanala. Ve ayrıyeten sınav provasının yanında geçen yaptığımız çok çok önemli görsel animasyonlu sınav sorularını da attım. Onları da mutlaka izlemeniz faydanızadır. Evet, dördüncü soru arkadaşlar. Dördüncü sorumuz ilk yardımın hedeflerinden birisi değildir diyoruz. Tabii ki Bursa seçeneği diyorsunuz. Tebrikler. Hemen geçelim beşinci sorumuza. Beşinci sorumuz şöyle. Aşağıdaki durumların hangisinde kazızedeye Hemlik manevrası uygulanır? A. Kan şekeri düştüğünde. B. Tam tıkanma yaşandığında. C. Kanaması olduğunda. De kalbi durduğunda. Evet, bu arada yayınımızı da beğenelim arkadaşlar. Hemlik manevrası. Hemlik manevrası deyince aklımıza ne gelecek? Tabii ki net bir şey değil mi? Sadece belli. Hemlik manevrası eşittir. Nedir? Tam tıkanma. Değil mi? Tam tıkanma. Tebrikler Gökhan. 5'te 5 gidiyoruz. Hadi bakalım yıldızlı sınav soruları. Melek, Ahmet, Fatih, Sefer. Evet arkadaşlar. 6. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir? A. Bilinç kontrolünün yapılması. B. Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi. C. Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması. D. Bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması. Evet, bakın. Delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir diyor bakın. Değildir. Evet, hangisi değildir? Hocam diyorsunuz ki bu sorular bizim için çantada keklik. Ceyhan seçeneği diyorsunuz öyle mi? Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, Ceyhan seçeneği. Tebrikler arkadaşlar. Hemen 7'ye geçelim. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekneye ne ad verilir? A. İtfaiyeci yöntemi. B. Rentek manevrası. C. Sürükleme yöntemi. D. Hemlik manevrası. Evet. Hangisi arkadaşlar? Bakın çok çok önemli. Çok çok önemli. Sizin için zaten bu soruda 7. soruda kolay bir soru değil mi? Kolay bir soru. Melek Bursa seçeneği hocam diyor. Ahmet Yasin Ürün deniz seçeneği mi diyorsun? Yani deniz seçeneği mi yoksa Bursa seçeneği mi?
Bursa seçeneği değil mi? Rentek manevrası doğru cevap. Tebrik ederiz. Hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmada kullanılan tekneye ne deriz? Rentek manevrası, yıldızlı sınav sorusu. Hemen geçiyoruz 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarının özelliklerindendir? A. Kanamanın sızıntı şeklinde olması. B. Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması. C. Açık renkli kanın kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması. D. Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi. Şimdi arkadaşlar, bu soruda sınavlarda sık sık geliyor. Atar damar kanamalarının özelliklerinden hangisidir? Yine konuyu anlatırken söylemiştik. Atar damar kanaması neydi arkadaşlar? Kesik kesik değil mi? Kesik kesik akan kan çeşidi atar damar kanamasıdır. Tabii ki burada açık renkli kanın kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akmasıdır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 9. soruya geçtik. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması. B. Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi. C. Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması. D. Bölgenin nabzının, deri rengini ve ısısının kontrol edilmesi. Burada bize neyi sormuş? Çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. Evet, tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bölgenin nabzının, deri renginin ısısının kontrol edilmesidir. Cevap Denizli seçeneği. 10. soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? A. Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması. B. Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması. C. Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak, dinle, hisset yöntemiyle 2 dakika süreyle kontrol edilmesi. D. Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması. Ve ağzın bebeğin ağız ve burnun içine alacak şekilde yerleştirilmesi. Evet, bu da yine önemli sınav sorularından arkadaşlar, mutlaka sınavlarınızda gelir. İlk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır. Hangisi diyor? Tabii ki burada yine deniz seçeneğini işaretlediniz. Tebrik ediyoruz. Harikasınız. 10'da 10 gidiyorsunuz arkadaşlar. Yıldızlı sorular. 11. Bilinci kapalı solunumu olan bir kazızedeye herhangi bir yaralanma yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? A. Koma pozisyonu. B. Alt çene pozisyonu. C. Baş çene pozisyonu. D. Üst çene pozisyonu. Koma pozisyonu nedir? Kişinin çevreyle olan bağlantısının tamamen kesildiği değil mi? Çok derin bilinç kaybıdır. Yani koma pozisyonu nedir arkadaşlar? Bilinci kapalı ama soluk alıp verebilen hastalara ya da kazedelere uygulanan, kusması halinde soluk yolunun tıkanmamasını, kustuğu yutması için nedir? Yutmaması için uygulanan acil yardım uygulamasıdır. Koma pozisyonu, gördüğünüz gibi pozisyonumuz da burada mevcut. Tabii ki cevap nedir? Adana seçeneğidir. Sizin belirttiğiniz gibi. Evet, Adana seçeneği dediniz arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. İçiyoruz. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir diyor bakın. A. Akciğerler. B. Karaciğer. C. Burun. D. Soluk borusu. Evet. Solunum sistemi organlarından değildir. Hangisi değil?
organları, gırtlak, soluk borusu, diyafram kası değil mi? Burun, ağız, yutak, akciğerler. Bunlar nedir? Solunum yolu organlarıdır. Solunum organlarıdır. Burun, ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu, diyafram kası, akciğerler. Hangisi değildir arkadaşlar? Hangisi değildir? Tabii ki sizlerin de belirttiği gibi diyorsunuz ki hocam bu sorular bizim için çok çok kolay. Tebrik ediyoruz o zaman. Karaciğer diyorsunuz. Karaciğer hangi sistemdir? Hangi sistemin organıdır arkadaşlar? Karaciğer. Karaciğer hangi sistemin organıdır? Dedik. Cevabınızı bekliyoruz. Hoş geldin Şükran. Evet. Gökhan, Fatih, Melek, Sefer. Karaciğer hangi sistemin organıdır? Diyorsunuz. Sindirim sistemi. Fatih, sindirim sistemi demiş. Tabii ki sindirim sistemi mi arkadaşlar? Cevap gelmedi ama. Evet geçelim. O zaman geçiyoruz. Sindirim sistemidir değil mi arkadaşlar? Sindirim sistemi. 13. sorumuz geldi. 13. sorumuz. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? Bakın burada 4 tane sorumuz var arkadaşlar. Çok çok önemli. 4 şeklimiz de önemli. Adana seçeneği baş çene pozisyonu. Bakın baş çene pozisyonu. Bursa seçeneği koma pozisyonu. Ceyhan seçeneği şok pozisyonu. Denizli seçeneği ise evet Denizli seçeneği ise nedir? Delici göğüs nedir? Yaralanması değil mi? Delici göğüs yaralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Tabii ki Denizli seçeneğinde. Bu dört şeklimizi de mutlaka gözden geçirin arkadaşlar. Evet Şükran hiç önemli değil. Dinleyebildiğin kadar dinlemen senin menfaati nedir? Çok çok önemli. 5 yıldızlı sorular çözüyoruz çünkü. Evet, sınavınızdan önce bir yayın yapalım dedik. Arkadaşlar işte hocam ayın 8'inde 9'unda yaparsanız 10'unda 11'inde sınavımız var dediler ama herhalde ya arkadaşlar yanlış anlattı bize. Evet hemen geçelim. Şimdi 13 sorumuz bitti. Motor sorularına geçiyoruz arkadaşlar. Motor soruları birinci sorumuz geldi. Motoru çalıştırırken uzun süre sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. Alternatörün B. Far ampulünün C. Marş motorunun C. Endüksiyon D. Endüksiyon bobininin. Evet. Önemli motor sorular da çok önemli arkadaşlar sizler için. Motor sorularımız da önemli. Hemen cevaplarımıza bakıyoruz. Bakın bakıyoruz. Motoru çalıştırırken uzun süre sıkça marş yapılması hangisinin ömrünü kısaltır diye sormuşlar. Tabii ki marş motoru diyorsunuz. Ceyhan seçeneği tebrik ederiz. Hemen ikinci soru gelsin. İkinci sorumuz geldi. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir. Yakıtın bitmek üzere olduğunu bildirir diyor bakın. Yakıt. Evet. Bakın Bursa seçeneğinde şarj. Ceyhan seçeneğinde yağ lambası yanıyor değil mi? Yağ. Ve deniz seçeneğinde hararet göstergesi. Bursa, Ceyhan, Denizli yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Adana seçeneğinde ise yakıtın
azaldığını, bitmek üzere olduğunu bize bildiriyor ve cevabımız Adana seçeneğidir. Burada Bursa Ceyhan Denizli yandığında arkadaşlar aracımızı derhal durdurmamız gerekiyor. Hemen geçelim üçüncü sorumuza. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? Akü, platin, sigorta, alternatör. Evet. Akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça hangisidir? Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Hocam sigorta diyorsunuz. Tebrik ederiz. Tabii ki sigortadır cevap. Hemen dörde geçelim. Dördüncü soru geldi motor sorularından. Görsele göre öndeki araç hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? A. Egzozunun arızalı olduğu. B. Motorunun yağ yaktığı. C. Yüksek devirde kullanıldığı. D. Kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı. Evet. Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Evet, hangisi söylenir arkadaşlar? Motorun yağ yaktı diyorsunuz. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. Evet bakın şurada motor yağ yakıyor değil mi? Evet bu animasyonlu bir sınav sorusudur. Bilginiz olsun. Görüntülü bir şekilde sorulur bu soru. Hemen 5. soruya geçelim. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1 LPG, 2 benzin, 3 motorin. İçten yanmalı motorlarda hangileri kullanılır? Burada verilenlerden hangileri kullanılır? Evet, LPG benzin motorin. LPG benzin motorin. İçten yanmalı motorlarda hangisi kullanılır? Tabii ki arkadaşlar her üçü de kullanılıyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim. Lastiklerle ilgili mutlaka bilin arkadaşlar. 195 lastiğin taban genişliğini, 55 yanak genişliğini, R radyal demektir. 16, 15, 14 inç demektir. Lastiğin jant çapıdır. 87 maksimum kapasitesidir ve hız demektir. Dot 3615, bakın şuradaki 3615'te üretim tarihini gösterir ve hız endeksi demektir. Evet, bununla ilgili de zaman zaman sınavda soru geliyor. Burayı da tekrarlayın arkadaşlar. Geçelim. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir? A. Yağdanlık, B. Yağ çubuğu, C. Yağ filtresi, D. Yağ pompası. Tabii ki bununla ilgili de sınavlarda sorular geliyor, gelmeye devam ediyor. Yağ çubuğu silindir bloğu üzerindedir, değil mi? Kartere kadar uzanır. Yağ seviyesi yağ çubuğu üzerinde maksimum ve minimum işareti arasında olmalıdır. Bakın şurada iki çizgi arasında olmalıdır yağ seviyesi. Seviye kontrolleri yaparken araç düz bir zeminde olması gerekiyor. Tabii ki burada da dediğiniz gibi arkadaşlar cevabımız yağ çubuğudur. Bakın şöyle yapalım. Yağ çubuğu Bursa seçeneği doğru cevap. Yedinci soruya geçtik. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Bakın bu soruda şöyle diyelim arkadaşlar. Burayı okumayalım. Burayı sormamışlar. Gücün kaynağı motordur. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Yani şu göstergeyi soruyor bize.
Şuradaki göstergeyi soruyor. Kartedeki yağ miktarını, B depodaki yakıt miktarını, C soğutma suyu sıcaklığını, D radyatördeki su seviyesini. Evet. Hangisidir? Ceyhan seçeneği diyorsunuz, öyle mi? Soğutma suyu. Ahmet Yasin, bak şuradaki şeyi soruyor. Bak hararet göstergesini sormuşlar arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Gösterge, hararet göstergesi soğutma suyu sıcaklığını gösterir, değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Acele etmeyelim. Ceyhan seçeneği. Evet. Ceyhan seçeneği. Geçelim hemen. Güç aktarma organlarından %100 sınavda soru geliyor. Motor vites kutusu, şaft, diferansiyel aks ve tekerleklerden oluşur. Evet, 8. soruda şöyle, aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir? A. Motora ilk hareketi vermek. B. Motorun durmasını sağlamak. C. Motorun rölantide çalışmasını sağlamak. D. Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek. Diferansiyelin görevi. Bakın şuradaki diferansiyelin görevini sormuşlar. Şuradaki diferansiyelin görevi nedir? Diferansiyelin görevi vites kutusundan aldığı hareketi, değil mi? Gelen, bakın şuradan. Diferansiyelin görevi vites kutusundan aldığı hareketi şaft kanalıyla diferansiyel ve akslar kanalıyla da tekerleklere nedir? İleten güç aktarma organı bize diferansiyel olduğunu gösteriyor. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Geçelim 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? Şaft, debriyaj, amortisör, diferansiyel. Süspansiyon sisteminde yer alır. Hangisidir? Süspansiyon sistemi içerisinde yer alan hangisi arkadaşlar? Tabii ki amortisör, değil mi? Amortisörlerdir süspansiyon sistemi içerisinde. Yaylar, amortisörler. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim 10. soruya. Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir? A. Cam suyu, yani 1. Cam suyu, 2. Motor suyu, 3. Motor yağı, 4. Hidrolik yağ. Bunlardan hangilerine diyor antifriz konulabilir diyor arkadaşlar. Konulabilir. Cam suyuna konulur mu arkadaşlar? Cam suyuna. Konulur, değil mi? Motor suyuna. Motor suyuna da konulur diyorsunuz. Evet. O zaman motor yağına ve hidrolik yağına antifriz konulmaz. Cevap Bursa seçeneği. Doğru cevap. Evet. Doğru cevap Bursa seçeneğidir. Tebrik ederiz arkadaşlar. Harika gidiyorsunuz şu anda. 23 tane soru, 23 tane mi? 24 tane soru cevapladık ilk yardımla birlikte.
Sadece bir soruda tereddüt ettiniz. Diğerleri hepsi doğru. Tebrik ederiz. Harikasınız. Çok iyi gidiyorsunuz. Hadi bakalım 100 alacaksınız ehliyet sınavından. Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur? A. Motoru ısınır yanar. B. Motor yakıtına yağ karışır. C. Motor çok soğur. D. Motor suyuna yağ karışır demiş. Evet. Burada motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında ise, normalin yağ seviyesi karter, bak şurada. Karter de şurada bakın arkadaşlar. Çok altındaysa yağ filtresi de şurada. Karter tapası da bakın şu. Yağ seviyesi nerede olmalıdır? İki çizginin arasında değil mi? Yağ çubuğun iki çizgi arasında olması gerekiyor. Burada cevabımız hangisidir? Cevabımız. Evet arkadaşlar, ne diyorsunuz? Bakın çok çok önemli sorular çözüyoruz. 5 yıldızlı sorular. Motor ısınır diyorsunuz, öyle mi? Motor ısınır ve yanar. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen geçelim. 12. sorumuz geldi. Aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda numaralanmış ifadelerden hangileri meydana gelebilir? 1. Akü şarjının azalması, 2. Fren balatalarının azalması, 3. Motor yağının özelliğini kaybetmesi. Bugün 60 tane soru çözüyoruz arkadaşlar canlı yayında. 60 sorudan bakalım kaç tane netiniz var? 60 soruda 60 yapan kesinlikle 90'ın altına not almaz. Evet, evet arkadaşlar geçelim. Nedir? Burada diyor ki ifadelerden hangileri meydana gelebilir aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda? Aracınız var, otoparkta uzun süre kullanmıyorsunuz. Buradakilerden hangileri meydana gelir? Yayını beğenelim arkadaşlar. Yayını da beğenin. Fatih de yazıyor bakın. Benim söylediğimi tekrarlamış. Evet, teşekkürler Fatih. Evet. Akünün şarjı azalır mı arkadaşlar? Akü şarjı azalır mı? Şarjı azalır değil mi? Fren balataları azalır mı? Motor yağının özelliğini kaybeder mi? Evet, bir kere arkadaşlar bakın akü şarjı azalır. Motor yağı da özelliğini kaybeder değil mi? 1 ile 3. 1 ile 3'ün olduğu seçenek hangisidir? Ceyhan seçeneği. Yıldızlı sınav sorusu. Önemli. Evet. Geçelim. Harika gidiyorsunuz. 13. sorumuz motor sorularından. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar? Soğutma sistemi, ateşleme sistemi, aydınlatma sistemi, göstergeler. Evet. Motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını hangisi sağlar? Tabii ki soğutma sistemidir, değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. Arkadaşlar, su ile soğutmalı sistemlerde yani soğutma sisteminin görevi motor parçalarını ve motor yağının aşırı ısınmasını önler, değil mi? Motoru verimli bir şekilde ısıya en kısa zamanda yükseltmek motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar. Termostat sıcaklık etkisiyle genleşerek su akışını açma kapama görev yapar. Radyatör de ısınan suyu soğutma görevi yapar. Bilginiz olsun. Evet, hemen geçelim 14. sorumuza. 14. sorumuz geldi. Evet, önemli değil. Hiç önemli değil.
Acele etmenize gerek yok. Bakın sınavda süreniz çok fazla. Hiç acele etmeyin. Yavaş yavaş soruları tam anlayın, ondan sonra cevaplayın. Süreniz fazla fazla yetecektir. 14 aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir. Burada kısa hüzmeli farlar hangisidir diyor. Evet, göstergelerde verilenlerden hangisi kısa hüzmeli farları gösteriyor diyor. Evet. Bursa seçeneği uzun farları gösteriyor, değil mi? Bakın Adana seçeneği ise neyi gösteriyor? Arkadaşlar, kısa hüzmeli farları gösteriyor. Evet, cevabımız dediğin gibi, bakın Adana seçeneğidir. Evet, kısa farlar, dörtlüler ve balataların bitmek üzere olduğunu yine bize bildiriyor. 15. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların Buji ile ateşlemeli motorların yakıtı. Benzin, motorin, antifriz, gaz yağı. Buji deyince aklımıza ne gelecekti arkadaşlar? Konuları anlatırken söylemiştik. Buji deyince aklımıza ne gelecek? Gaz yağı mı gelecek Gökhan? Fatih, benzin mi gelecek? Evet, buji ile ateşlemeli motorların yakıtı. Tabii ki buji deyince aklımıza benzin gelmesi gerekiyor, değil mi? Benzinli araçlar buji ile ateşleme yapar. Buji ile ateşleme yapar. Evet. Güzel. 16. 16. sorumuz geldi. Bakın bu da farklı bir soru. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? A. Benzin, B. Dizel, C. Elektrikli, D. Buharlı. Az önceki de bakın farklıydı, değil mi? Farklıydı. Şimdi burada püskürtmeden bahsetmiş bakın. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Bu sistem hangisine aittir? Evet, dediğiniz gibi Bursa seçeneği diyorsunuz. Harika. Bir de konuları anlatırken şunu demiştik arkadaşlar. Buji deyince aklınıza benzin, püskürtme, enjektör deyince aklınıza da dizel araçlar gelsin demiştik. Bunu da unutmayalım. Evet. Hemen geçelim. Evet, artık motor soruları da bitti. Motor sorularının da sonuna gelmiş olduk. Hemen trafik sorularına geçiyoruz arkadaşlar. Başarılar diliyoruz. Evet, eminim ki ilk yardım ve motor sorularını çok iyi, başarılı bir şekilde yaptınız. Şimdi artık nedir? Trafik sorularına geçiyoruz. Bölüm bölüm yaptım bu canlı yayını. Bakalım faydalı olacaktır inşallah. Evet, birinci sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? A. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. B. Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek. C. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek. D. Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Evet, bu canlı yayında 60 sorumuz var arkadaşlar. Bilginiz olsun. 60 soru çok önemli sorular.
Evet, nedir? Tabii ki şehir içindeki açık ve kapalı otoparkları Karayolları Genel Müdürlüğü ne yapmaz? Yapmaz, değil mi arkadaşlar? İlgili belediyeler yapar. İlgili belediyeler yapar. Hemen ikinci soru gelsin. Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde, yerleşim yeri içinde kavşaklara, bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde verilen yerlerde hangisi yasaktır demiş. Durmak, duraklamak, hızı azaltmak, disk yükseltmek. Evet, hangisini yapmak yasaktır? Durmak, duraklamak, hızı azaltmak, vites yükseltmek. Bakın bu soruda çok çok önemli sorular arasında bilginiz olsun. Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarını her iki yönden 5 metre mesafe içinde ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Yasak olan burada. Evet, cevaplarımız gelsin arkadaşlar. Cevaplarımızı yazın. Yanlış doğru hiç önemli değil. Burada yanlışı doğruluğu doğruyu bakmıyoruz. Önemli olan gerçek sınavda yapmamak, değil mi? Evet. Gerçek sınavda bu soru geldiğinde yanlış yapmayalım. Duraklamak yapmak yasaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın çok çok önemli yıldız sorularda. Bu soru çok çok önemli sorular. Duraklama melek. Durmak değil. Bak. Melek durmak değil. Duraklamak yapmak yasaktır. Durmak neydi? Durmak kırmızı ışıkta durmak. Trafik görevlisinin dur dediği zaman durması. Değil mi? Burada duraklama yapmak nedir? Yasaktır. Cevap Bursa seçeneği. Geçiyorum. Önemli değil. 3. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? A. Trafik suçu. B. Trafik terörü. C. Trafik kusuru. D. Trafikten men. Evet, bak burada esasında sorunun içerisinde cevabı da net bir şekilde vermişler. Soruyu okurken cevabın da çıktığını görüyorsunuz. Bak belirli belgelerin alınması, aracın belli bir yere çekilerek trafikten alıkonulması demiş bakın. Alıkonulması. Alıkonulmak ne demek? Trafikten men mi diyorsunuz? Evet, trafikten men. Cevap Denizli seçeneği harika. Evet, harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Evet, dördüncü sorumuz geldi. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır? A kırmızı, B yeşil, C kırmızı, A sarı, pardon, A sarı, B yeşil, C kırmızı, D kırmızı ile birlikte sarı. Evet, hangisidir? Bak, Melek, acele etme. Şimdi acele etme. Bak, çok önemli sorular. Çok basit bir soru bu soru. Bize şimdi soruyu önce bir anlayalım. Soruyu anlamadan cevap vermeyin lütfen. Işıklı trafik işaret cihazında burada bekleyen sensin Melek, bak. Şurada yazıyorum. Melek bekliyor. Değil mi bak? Sana diyor ki hareket edebilmek için, yani sen devam edebilmen için hangi
Işıkların yanması, hangi ışığın yanması gerekiyor? Harekete hazırlanman için bakın, harekete hazırlanman için. Harekete hazırlanmak için arkadaşlar, ışıklar konusunu anlatırken söylemiştik. Kırmızı dur, sarı hazırlan, yeşil geç demektir. Yeşilde geçilmez. Bakın yeşilde geçilmez. Şimdi şöyle, bakın burada kırmızı dur, sarı hazırlan. Kırmızı dur, sarı hazırlan. Kırmızıyla birlikte sarı yanıyorsa, bak kırmızı artı sarı yanıyorsa hazırlan demektir. Ne olacak? Yeşil ışık yanacak demektir. Cevabımız bu. Kırmızıyla birlikte sarı ışığın yanması harekete hazırlanmak demektir. Evet bakın. Burada cevap diyor ki yoluna devam edebilmesi için. Yoluna devam edebilmesi için kırmızıdan sonra sarı ışığın yanması gerekir. Yeşilden sonra sarı ışık yanarsa da trafik nedir? Kapanır. Kırmızı ışıkta yol trafiğe kapanmaz. Kapalıdır. Yeşil ışıkta da yol trafiğe açılmaz. Açıktır, bilginiz olsun. Evet, geçelim. 5. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Dur, hızlan, yavaşla, sağa yanaş. Evet, önemli. Biraz daha hızlı olalım arkadaşlar. Biraz daha hızlı olalım. Trafik görevlisinin yapmış olduğu hareket bize neyi bildirir? Neyi bildirir? Yavaşla mı diyor? Evet, yavaşla diyor değil mi? Bakın yavaşla diyor. Trafik görevlisinin hareketi, bakın kol aşağıda, aşağıya doğru. Ne diyor? Trafiği yavaşlatıyor. Cevap Ceyhan seçeneği, tebrikler. Evet, geçelim hemen diğer sorumuza. 6. soru. Şekle göre bir numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır. Yani şu aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır. Bu durumu sürücü aşağıdakilerden hangisi bildirir? A. Devamlı yol çizgisi. B. Diğer aracın sürücüsü. C. Yol kenarındaki banketler. D. Hız kontrolü yapan uyarı cihazları. Yani bu bir nolu araç sürücüsü önündeki aracı sollaması yasak. Geçmesi yasak. Bu neden dolayı geçemez? Onu sormuş arkadaşlar. Neden geçemez? Geçememesinin sebebini sormuşlar. Geçememesinin sebebi nedir? Tabii ki devamlı yol çizgisi değil mi? Tebrikler. Devamlı yol çizgisi. Adana seçeneği doğru cevap. Banko sorular arasında devamlı yol çizgisinden, kesik kesik yol çizgisinden sınavlarda soru geliyor. Devamlı yol çizgisi nedir? Görüşe kapalı kesik kesik çizgiler görüşe açık alanlara çizilir. 7. sorumuz. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? 80, 90, 100 ve 110 şeklinde verilmiş. Ne kadar? Evet. Minibüslerin ve otobüslerin otoyoldaki hızını sormuşlar. Evet. Tabii ki 100'dür diyorsunuz. Harika. Geçiyoruz arkadaşlar diğer soruya. Görseldeki sürücü trafik işaretini fark etmeden yoluna devam ederse, bakın trafik işareti kasisli bir işaret, kasis işareti. Numaralanmış ifadelerden hangilerinin olma ihtimali vardır? 1. Yükün hasar görmesi. 2. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması. 3. Araç aksının kırılması veya amortisörlerin arızalanması. Bu soru arkadaşlar animasyonlu sınav sorusu şeklinde de geliyor. Burada
Araç hareket halinde ve sağ tarafta kasisli bir tümsek işaretimiz var. Tümsek işaretini gördüğünüzde yapmanız gerekenler nelerdir? Bunu sormuş. Bir kere yük hasar görür mü? Direksiyon hakimiyeti kaybolur mu? Araç aksının kırılma, amortisörlerin arızalaması söz konusu mudur? Şeklinde verilmiş. Dikkat ederseniz burada evet, Songül canlı yayın kaydediliyor. Yayın birazdan bittiği zaman baştan sona tekrar izleyebilirsiniz. Evet, bütün soruları izleyebilirsiniz. Burada tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi Denizli seçeneği. Evet, Denizli seçeneği doğrudur. Hepsi de hasar görür, değil mi? Evet, önemli. 8. soruya geldik. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Kamyon garajını, B. Kamyonun giremeyeceğini, C. Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini, D. Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu. Evet, dikkat ederseniz trafik tanzim işareti değil mi arkadaşlar? Bu trafik tanzim işaretleri, yani kırmızı trafik tanzim işaretleridir. Yuvarlaklar, aynı zamanda siyahlar, bütün kısıtlamaların sona erdiğini, kırmızılarda giriş yasak demektir. Burada kamyonun tabii ki ne yapamayacağını diyorsunuz, giremeyeceğini söylüyorsunuz, öyle mi? Evet, giremeyeceğini diyorsunuz. Cevap Bursa seçeneği. 10. soru geldi. Yine görsel animasyonu bir sınav sorusu. Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır? Şeklinde bir soru sorulmuş. Evet, nasıl davranmalıdır? En sol şeride geçmelidir. Yavaşlayarak sağ şeride girmelidir. Hızlanarak bulunduğu şeritte devam etmelidir. D. Kırmızı renkli aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalıdır. Evet. Tabii ki hangisi? Yavaşlayarak, değil mi? Dikkat edin, bu tür sorularda arkadaşlar sağ tarafınızda trafik levhaları vardır. Bakın, levha ve yol çizgisi size ileriden sağa mecburiyet bildiriyor. Yavaşlayarak sağ şeride geçiniz diye sizi uyarıyor, değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Geçelim. 11. soru. Sürücüler araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 1. Aracın yük ve teknik özelliğine. 2. Görüş, yol ve hava trafik durumuna göre. 3. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına göre ayarlamak zorundadır. Evet. Araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır diyor. Hangisine göre ayarlayacaklar arkadaşlar? Tabii ki Denizli seçeneği üzerinde yoğunlaştınız. Her üçünü de diyorsunuz, öyle mi? Tebrik ederiz. Hemen geçelim 12'ye. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, bakın. A. Bir numara aracın öncelikle geçmesi. Bir numara aracın öncelikle geçmesi diyor. Doğru mudur? B. Bir numara aracın hızını artırarak kavşağa girmesi. Yine bir nolu aracı söylemişler. Bakın, sormuşlar. C. 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması. 3 numaralı araç dönüş yapıyor. Bakın. 2 nolu araç sürücüsü ana yolda düz gidiyor.
D. 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi. Evet, bakın çok çok önemli bir sınav sorusu arkadaşlar. Bu soru da önemli bir soru. Bakalım kimler doğru cevaplayacak? Evet. 12. soruya kimler doğru cevap verecek? Çok çok önemli çünkü. Kimler neler yazıyor bakalım. Hadi bakalım. Cevaplarımızı yazın arkadaşlar. C, evet, Melek D yapardım diyorsun. Bakalım diğer arkadaşlar ne yapıyor? Diğer arkadaşlar da Denizli seçeneği diyor. Tebrik ederiz. Tabii ki 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi doğrudur, değil mi? Neden? Çünkü 2 nolu araç sürücüsü ana yolda, 1 nolu araç sürücüsü tali yolda beklemelidir, en son geçmelidir. Burada geçiş hakkı sıralamasını yapınız diye bir soru sorsaydılar size, önce 2'yi, sonra 3'ü, sonra da 1'i geçirmeniz gerekiyordu, değil mi? Önce 2, sonra 3, sonra da 1 geçecekti kavşak sorusu. 13. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Ön ve arka ve yanlardaki trafik kontrol etmelidir. B. İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir. D. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir. Evet. Biraz daha hızlı olalım arkadaşlar. Biraz daha hızlı olursak yani süre çünkü çok hızlı geçiyor. Cevabınıza bakıyorum. Cevaplarınız Adana seçeneği diyorsunuz. Ön, arka ve yanlardaki trafik kontrol eder hocam diyorsunuz. Tebrik ederiz. 5 yıldızlı sınav sorularından. 14. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? A. Birkaç defa selektör yaparak. B. Acil uyarı ışıklarını yakarak. C. Birkaç defa korna çalarak. D. Dönüş ışıklarını yakarak. Evet. Geceliğin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşıyorsunuz. Şimdi yaklaşıyorsunuz. Ve gelişinizi haber vermeniz gerekiyor. Görüşün yeterli olmadığı bir kavşağa ya da tepe üstüne yaklaştınız. Böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Mutlaka yapmanız gerekiyor ki karşıdaki kişiler ne yapsın? Dikkat etsin, değil mi? Birkaç defa selektör yapabiliriz hocam. Adana seçeneği doğru cevap. Yıldızlı soru. Evet. Şekildeki aracın sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? 5, 10, 15, 20. Şimdi bakın. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağı. Burası bir durak. Durağın kaç metre, yani bu levhadan kaç metre sonra aracını park edebiliyor? 5, 10, 15. 5, 10, 15, 20. Kaç diyorsunuz? 15 diyorsunuz. Tebrik ederiz. Harikasınız. Evet. İşaret levhalarına 15'er metre, değil mi? 15 metre sonra aracınızı park edebilirsiniz. Evet, hemen geçelim 16'ya. Geçiş üstüne sahip araç sürücüsü bu hakkı
kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır? A. Hız sınırlamasına, B. Trafik yasaklarına, C. Çevreyi rahatsız etmemeye, D. Can ve mal güvenliği tehlikeye sokmamaya. Evet arkadaşlar, yavaş mı gidiyoruz? Biraz hızlanalım mı? Evet. Biraz hızlanalım mı diyorsunuz? Evet. Burada geçiş üstüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken hangisine dikkat etmek zorundadır? Tabii ki can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya, değil mi? Sokmamaya. Yani Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, biraz hızlanıyoruz arkadaşlar. Çok beklemiyoruz. Yani sizlerin cevaplarını da hızlı yazılırsa daha da iyi olur diye düşünüyorum. Evet. 17. Şekildeki aracın sürücüsü dönen kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A. istediği şeridi, B. 1 numaralı şeridi, C. 2 numaralı şeridi, D. 3 numaralı şeridi. Dönen kavşaktan geriye dönüş yapmak için. Dönen kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? Geriye dönüş yapmak için. Bakın, geriye dönüş yapmak için. Arkadaşlar, sağ dönüş için 3 nolu şeridi izlemelidir. Düz gitmesi için 2 nolu şeridi izlemelidir. Sola dönüş ve geriye dönüş için de 1 nolu şeridi izlemelidir. Burada da cevabımız tabii ki Bursa seçeneği. Evet, Bursa seçeneği. Evet, hiç önemli değil. Devam ediyoruz. Bursa seçeneği dedik. Sınavınızda sık sık geliyor bu soru. Bakın dikkat edin lütfen. Hemen geçelim. 18. Kamyon, kamyonet ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? 1. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi. 2. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. 3. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Kamyon, kamyonet ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıdaki verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur? Bakın, zorunludur. Dikkat edin. Zorunlu olanı soruyor arkadaşlar. Zorunlu olan tabii ki burada yüklerin üzerinde yolcu bir kere kesinlikle taşınmaz, değil mi? Şuradaki bir nolu biri eledik. Birin olduğu seçeneklere bakalım. Adana seçeneği, Bursa seçeneği, Denizli seçeneği. O zaman ne kaldı sadece? Ceyhan seçeneği doğru cevap. Tebrik ederiz. 19. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? A. Hızın artırılması gerektiğini, B. sağ ve sola dönülemeyeceğini, C. Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini, D. Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, bu sorularda sınavda sık sık geliyor. Maalesef bu soruları da yanlış yapan çok arkadaşımız var. Evet, 19. İleri sola mecburi yön, ileri ve sağa mecburi yön. Yani burada seyir yönü, değil mi? Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini bize nedir? Cevap Ceyhan seçeneği olduğunu bize bildiriyor. Tebrikler Gökhan, Melek, Fatih, Songül. Harika. Çok güzel. Gidiyoruz. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? Takip mesafesi, geçiş mesafesi, görüş mesafesi, intikal mesafesi. Bakın, öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? Takip, geçiş, görüş, intikal.
Takip mesafesi hızın yarısıdır. Aracın 2 saniyede kat ettiği süredir. Değil mi? Ve öndeki aracın güvenli takip edildiği uzaklığa biz yine ne diyoruz? Takip mesafesi diyoruz. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Hemen geçelim. 21. 21. sorumuz şöyle şekildeki gibi sağ dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Sağa dönerken. A. Dönülen karayolunun gidiş şeridine girilmesi. B. Karşıya geçen yayalara yol verilmesi. C. Geniş kavisle dönülmesi. D. Dar kavisle dönülmesi. Bakın aracımız dikkat edin. Buradaki aracımız sağa dönüş yapacak. Sağa dönerken öncelikle ne yapması gerekiyor? Tabii ki sinyalini vermesi gerekir. Hızını azaltması gerekir. Ve dar kavisle mi yoksa geniş kavisle mi döner arkadaşlar? Buradaki araçta siz şu anda bu aracı kullanıyorsunuz değil mi? Gökhan. Şimdi bu aracı sen kullanıyorsun ve sağa dönüş yapacaksın. Sağa dönerken yapman gerekenler neydi? Sinyal vereceksin. Şeridine geçeceksin. Hızını azaltacaksın. Dar kavisle döneceksin. Değil mi bakın? Burada dar kavisle dönülür. Sağa dar, sola geniş kavisle dönülür. Evet, tebrikler Songül. Sağa dar, sola geniş kavisle dönülür. Burada yanlış olanı sormuşlar arkadaşlar. Yanlış olan hangisidir? Tabii ki Ceyhan seçeneği. Değil mi Songül? Bak Ceyhan seçeneği. Yanlış olan. Bakın çok basit soruyu dahi yanlış yapabiliyoruz. Neden? Çünkü dikkatli soru çözmüyoruz. Dikkatsiz soru çözdüğümüz için basit soruyu dahi yanlış cevaplayabiliyoruz. Evet. Yanlış cevap verebiliriz. Evet. Burada yanlış olan diyor hangisi? Bakın. Yanlış olan hangisidir diye soruyor Songül. Dikkat et. Burada geniş kavisle mi dönülür sağa geçerken? Sağa geçerken geniş kavisle mi dönüyoruz? Hayır, değil mi? Neyle dönüyoruz? Dar kavisle dönüyoruz. Evet, dar kavisle dönüyoruz. Bakın bu çok önemli bir soru. Onun için bu soruyu tekrarlayın. Evet, gerekirse arkadaşlar yayından sonra bu soruları tekrar çözün. Acele etmeyin. Hemen geçelim. 22. Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması. B. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması. C. Zarar verdiği aracın sahibini bulması. D. Trafik görevlisine haber vermesi. Evet. Hangisidir? Park halinde araca çarptın. Çarptıktan sonra hangisini yaparsan yanlış yaparsın. Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması gerekir mi? Kesinlikle gerekir, değil mi? Zarar verdiği aracın sahibini bulması gerekir. Trafik görevlisine haber vermesi gerekiyor. Fakat zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması kesinlikle nedir? Yasaktır. Yanlıştır, değil mi? Yanlıştır. Evet, 23. sorumuz. Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur? 1. Reflektör. 2. İlk yardım çantası. 3. Yangın söndürme cihazı. Evet, otomobillerde bulundurulması zorunlu olan reflektör var mı? En az 2 tane olması gerekiyor, değil mi? Sürücünün bakın reflektör 2 tane olması gerekir. Dönemeçlerde 30 metre ve 150 metreye konması gerekiyor. İlk yardım çantası olması gerekir. Yangın söndürme cihazı yine
olması gerekiyor. Bir tane 1 kilo sürücünün hemen yanında olması söz konusudur. Tabii ki burada da Denizli seçeneği doğru cevap diyorsunuz. Evet. Geçelim. 24. sorumuz geldi. Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Sola dönüş yapması, B sağa dönüş yapması, C aynı yönde seyretmesi, D kavşağa yaklaşırken hızını azaltması. Evet. Araç sürücüsü hangisini yaparsa yasaktır. Hangisini yaparsa yasaktır. Evet. Cevaplarımız ne geldi? Ceyhan Bursa, Ceyhan Bursa, Ceyhan. Arkadaşlar soruyu mu yanlış anladık yoksa? Şimdi bakın burada şurada tekrarlıyorum bak. Aracımız bu. Şuradaki araç. Hangisini yaparsa yanlış yapar. Yasaktır. Sağ sola dönüş yapabilir mi arkadaşlar? Sola dönüş yapar. Sağa dönüş yapabilir mi? Yapar. Aynı yönde gidebilir mi aracımız? Bakın şuradaki işareti. Giriş yasak değil mi? Aynı yönde gidemez. Zaten dikkat edin burası tek şeritli bir karayolu. İki aracımız var. Şurada bir no araç, iki no olarak. İkisi de aynı yönde geliyor. Kesinlikle Ceyhan seçeneği değil mi? Ceyhan seçeneğidir. Bakın burada girilmez işaretimiz var. Evet, taşı girilmez değil mi? Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim. 25 şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Kontrolsüz kavşaklarla ilgili soruları zaten hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken dönüş yapan araçlar en son geçer. Burada bakın. Bir nolu araç en son geçer. Dediğiniz anda cevabımız otomatik olarak en son geçen sadece Denizli seçeneğinde bir nolu bakın. En sonda cevabımız da yine Denizli seçeneğidir. 2'nin sağında 3 olduğu için önce 3 numara, sonra 2 numara, sonra da 1 numara geçer. Evet. 3, 2, 1. Denizli seçeneği doğru cevap. Tebrikler. 26 taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, taralı alana girilmez. Yavaşlama uyarı çizgileri. Sınavdan sonra sonuçlarınızı mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Mutlaka bu videonun altına da yazabilirsiniz. WhatsApp'tan da atabilirsiniz. Evet. İşaretin anlamı, işaretin ne yapılır bu çizgiyi gördüğünde? Hangisidir? Denizli seçeneği diyorsunuz. Yavaşlama çizgisi değil mi? Yavaşlama çizgisi. Özellikle duraklara yaklaşırken, otobüs duraklarına yaklaşırken bu çizgileri görebilirsiniz. Evet. 27 aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır? Aralıklı yanıp sönen sarı ışık hangi trafik levhasıyla aynı anlamdadır? Evet, hangisiyle aynı anlamdadır? Bakın bütün yasaklamaların sona erdiğini, dur levhası aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkla aynı anlamdadır.
Burada Ceyhan seçeneğinde verilen 50 azami hız sınırını söylüyor. En yüksek hız sınırını tabii ki aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ver levhasıyla aynı anlamdadır. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap ve geçelim hemen son sorulara yaklaştık arkadaşlar. Trafik kuruluşunca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? A. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. B. Sadece şehir içinde araç sürülmesine izin verilir. C. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. D. Sadece para cezası verilir. Uyuşturucu bakın. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, tespit edilen sürücüye hangisi uygulanıyor? Evet. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak nedir? Geri alınır değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. Tebrikler arkadaşlar. 29. soru. Bakın yine bir şekilli sorumuz. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bulacaksınız. 1 ve 2 numaralı taşlar ana yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşlar tali yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşlar bölünmüş karayolundadır. 1, 2, 3, 4 numaralı taşlar iki yönlü karayolundadır. Yanlış olanı soruyor arkadaşlar. Yanlış olan hangisidir diyor. Şekle göre hangisi yanlıştır? Evet, biraz daha dikkat edelim arkadaşlar. Biraz daha dikkat edelim. Cevaplarımızı yazalım arkadaşlar. Bakın cevaplarımızı yazın. Yani yanlış ya da doğru çok önemli değil. Burada bu şekli gördüğünüzde size soruyu sordu. Bu animasyonlu bir sınav sorusu da olabilir. Bak, dikkat edin. Yanlış olanı soruyor Songül. Şu anda Bursa seçeneği diyerek bunun doğru olduğunu tespit ediyor. Bakın. Diyor ki bak 3 ve 4 numaralı Bursa seçeneğinde diyorsun ki bak 3 ve 4 no'lu araçlar tali yoldadır. Evet. 3 ve 4 tali yolda. Çünkü şu anda tali yol işaretimiz var. Burası bir tali yoldur. Bu doğrudur bakın. Doğru. A'ya bakalım. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. Evet. Şurada da ana yol işaretimiz var. 1 ile 2 ana yoldadır. Doğrudur. C'ye bakalım. 3 ve 4 numaralı taşlar bölünmüş karayolundadır. Bölünmüş karayolu dikkat edin 3 ile 4 bölünmüş karayolunda değil arkadaşlar. İki yönlü karayolu. Bir yolun bölünmüş karayolu olması için iki tane çizginin olması gerekiyor değil mi? İki çizginin olması gerekiyor. Burada iki çizgi var mı? Devam çizgi yok. O zaman cevap Ceyhan seçeneğidir. Ceyhan seçeneği. Diğerleri iki yönlü karayolunda. Evet. 30. soruya geçtik. Son sorulara geldik arkadaşlar. 60 soru çözüyoruz. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir? A. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. B. Sürekli şerit değiştirerek slalom yaparak araç kullanması. C. Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması. D. Trafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması. Burada bakın sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir diyor. Tabii ki Bursa değil mi? Bursa seçeneği. Evet. Sürekli şerit değiştirerek slalom yaparak kullanılmasıdır.
Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Tebrikler. 31. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? Dikkatin dağılması, kural ihlallerinin azalması, direksiyon hakimiyetinin artması, kazaya karışma olasılığının azalması. Yani öfkeli insanlar daha çok neye sebep olur? Onu sormuş. Evet, öfkeli insanlar. Öfkeli insanlar, değil mi? Daha çabuk dikkate dağılır ve kazaya karışma olasılığı daha fazladır, değil mi arkadaşlar? Cevap Adana seçeneğidir. Evet, artık son soruya geldik. Son soru, 32. soru. Çünkü 60 soru çözüyoruz. Geçilmekte olanlara sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir? Bencillik, inatlaşma, diğer gamlık, sorumsuzluk. Arkadaşlar daha önce atmış olduğum trafik, motor, ilk yardım ayrı ayrı sorular attık. Yeni biliyorsunuz. Güncel sorular. Ve ayrıca 50 tane yine yeni soru çözdük. Animasyonlu sorular da var içerisinde. Bunları ve bundan önceki soruları, ehliyet alıyorumdaki soruları çözdüğünüz zaman arkadaşlar 2023'teki soruları çözmeniz bile size yeterli gelecektir. Konuları, soruları dikkatli bir şekilde çözün, kesinlikle 100 alacaksınız. Evet. Cevabımız Ceyhan seçeneği diyorsunuz. Diğer gamlıktır. Tebrik ederim. Harikasınız. Evet, artık yayınımızın sonuna geldik. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup katılarak sizlere çıkacak banko ehliyet örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Ve sınavlarınızda %100 alabilirsiniz. Bakın 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Instagram'daki Nedim Şeker Akademi'deki soruları da çözün. Arkadaşlar sınavlara girdikten sonra lütfen sınav sonuçlarınızı bizlerle paylaşın ve 5 yıldızlı gurur tablomuza isimlerinizi de okuyalım. Yayınımız birazdan kanala düşecektir. Baştan sona izlemek isteyen arkadaşlarımız mutlaka izlesinler. Ve kanalımızı arkadaşlarınıza da önerin. Evet arkadaşlar, arkadaşlarınıza önerin. Herkes faydalansın. Kesinlikle, bakın ben size garanti veriyorum. Garanti veriyorum. %100 konu ve soruları dikkatli bir şekilde şöyle bir göz gezdirin. Bir kere 90'ın üzerinde not alacağınıza biz garanti veriyoruz yani. Çünkü sorular tamam buradan geliyor. Evet, başarılar diliyoruz arkadaşlar. Yeni yayınlarda, yeni sorularda görüşmek üzere. Daha önce atmış olduğumuz soruları da çözün. Şöyle bir tekrarlayın. Instagram'daki Nedim Şeker Akademi'deki soruları da tekrarlayın. Ve rahat bir şekilde sınavdan geçin. Direksiyon sınavlarınızda da başarılar diliyoruz. Yeni sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.